çok uzatmayayım. Daha pek çok şey süren bitti zaten. Evet, ben çok şey söylemeye, yani bir şey göstermeye çalıştım. Felsefeyle baktığınızda daha başka şeyler görebiliyorsunuz. Size daha başka şeyler gösterebilir. Bir felsefeci kimliğimde bunu yaptım ama ilahiyatçı kimliğiyle konuşsaydım farklı bir, hayır yine bir şey konuşuyordum. Onu da söyleyeyim, bir cümleyle söyleyeyim. Aslında özcü filozofların ve özcü filozofların yolundan giden özcü dinci yaklaşımları hakikat diye niteledikleri felsefi ya da dinsel görüşü irdeleseler, irdelediklerinde ortaya konmuş o özcü hakikat denilen düşüncelerin hangi toplumun dilini kullandıysa o toplumun dilini kullandı, o toplumun dilinin hangi aşamasını kullanmışsa gelişmişlik düzeyinin o kadar oldu. Örneğin 7. yüzyıl Arap dilini kullanmışsa 7. yüzyıl Arap dili neyi anlatabilirse onu anlatabileceği. Kime sesleniyor ise bilişsel seviyesi, biliş yapısı, Diyojen hatırlayın, bilişsel yapısı ne ise o bilişsel yapıyı aşamayacağı. Daha hiçbir şey söyleyeyim, değerler söz konusu olduğunda o toplumun değer kültürü ne ise o kültürü aşamayacağını bir kez bile o mutlak denilen şey yoksa görebileceği zannediyorum. O yüzdendir ki hırsızın elini kesmekten tutun. O yüzdendir ki eşine isyan etmeye kalkıştığında uyarma, yataklarından ayrılma ve dövme, elini kırmırsalar dövme, elini kırmırsalar beğenmedik için bunu tevil ediyorlar diyorsunuz. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Mutlak hakikat denilen şey bu kadar tevhili nasıl açık oluyor? İyi bir yazarın kitabı, iyi bir bilimsel makale, anlamı açık ve net olan makaledir. Eğer kullandığı önermeler kaypak ise, herkesin her anlama yorumlayabileceği türden önermeler ise, onun iyi bir yazar tarafından yazılmadığını düşünülür. Söylemiyorum. Sadece dediğim şey bu. Çelişkiyi göstermek, felsefi çelişkiyi. Hakikat dediğin şey, eğer hakikat ise tek anlamlıdır ve bizi kurtarır. Hakikat diyorsun ya. Eğer hakikat dediğin şeye her bakan farklı bir anlam çıkarıyor ise hangi anlam hakikattir? Birisi diyecek ki benim çıkarttığım hakikat gerçek, ona Alevi diyeceksin. Öbürü diyecek ki benim çıkarttığım hakikat, ona IŞİD diyeceksin. Öbürü diyecek ki benim çıkarttığım hakikat, ona Caferi diyeceksin. Öbürü diyecek ki benim çıkarttığım hakikat, ona Mutasavvuf diyeceksin. Adnan diyecek ki... Adnan Hoca'yı da unutmuyor. Evet, o diyecek ki ben böyle çıkarım. Arkadaşlar, yeni bir soru ortaya çıkıyor, bunu göstermeye çalışıyorum. Hakikati bulduk diye ortaya koyulan insanların hakikate ilişkin bize sundukları alternatif yorumlara baktığında işin içinden çıkamayacağımız kadar çok yorumla karşılaşıyoruz. Hakikat maalesef kurtarıcı olmalıydı. Burada şunu iyi görmek lazım, bir daha söylüyorum. Ben felsefi antropolojinin şimdi Hazreti Muhammed ve Kur'an sadece bu tüm toplumuna ödeyebildiğim için yazdım. Sırf şunu göstermek için. Son kitabımız değil mi hocam? Yani sırf şunun için yazdım. Felsefi antropolojiyi koydum. Dine de felsefi antropolojiyle bakılabileceğini göstermek istedim. Antropoloji vurgusu önemliydi benim için. Bir daha söylüyorum. Şu an benim konuşmalarım, kutsakları bıraktım. Şu an benim konuşmalarım, bir, benim bilişsel yapım, kültür birikimim, background'umla ilgili. İki, eğer size konuşmayı cesaret edip karşınıza çıkmış isem, beni anladığınızı ve ortak sözcüklere, ortak anlamlar yüklediğinizi az çok düşünüyorum, buna inanıyorum demektir. Eğer sizinle kavramlarımız ve kültürümüz ortaklaşıyor ise beni anlamanız mümkündür. Aksi takdirde beni anlamayacaksınız. Ben bir politikacı olsaydım, mümkün olduğu kadar sizin anlayacağınız bir dili, mümkün olduğu kadar sizin bilinç sisteminizi, hatta limbik sisteminizi, evet, mümkün olduğu kadar sizin önemsediğiniz değerleri size göstererek sizi harekete geçirebilirim.
Aksi takdirde peygamberler aynı zamanda arkadaşlar birer toplumsal devrimcidir. Ortaya koydukları öğreti karşıdaki insanları harekete geçirmek yeni bir toplumsal kültürel yapı inşa etmek içindir. O yüzden kullandıkları her şey seslendiği kitle tarafından anlaşılmalıdır. Hem de yoruma fırsat vermeksizin anlaşılmalıdır. Aksi takdirde hareket dağılır. Dini metinleri bir de açıdan okuyor. Demek istemem anlatabildim. Eğer bu açıdan okursanız o zaman niye tebbet ya da ebine hep denildiğini, ebule hep ellerin kurusun diye niye beddua edildiğini dini metinde anlarsınız. Tek istediğim bu. Şimdi öyle bir şey çıktı ki demin söylediğim gibi hakikat burada duruyor. Bunda Tevrat'a, Yahudi Hristiyanlara sorarsak Hristiyanlıkta, Yahudilere sorarsak Yahudilikte, Budistlere sorarsak orada, Müslümanlara sorarsak da burada. Hakikat X'de diyor, bu kitapta diyor. Tarih içine bakıyorsunuz, gününüze de bakıyorsunuz. Aynı kitapta hakikat diye iddia edilen şeye şöyle diyeceğim ben, mantıksal diye kullanacağım. Birisi bundan A çıkarıyor. Bir başkası aynı metinden A değilini çıkarıyor. Bak A, B çıkarmıyor. A çıkarıyor, A. Yani bundan telefonu çıkarıyor. Bir başkası aynı metinden telefon değilini çıkarıyor. Bir metin aynı anda hem A hem A değil olur mu? Bu nasıl hakikattir diye sormazlar mı size? Böylelikle şunu da anlamış oluyorsunuz. Varsayalım ki burada hakikat var. Şurada. Bunu okuyan özneler. Sonuçta onlar anlayacak bu hakikati. Ve bunlar anlatıp hakikati anlatmaya başladıklarında insanın bireysel farklılıkları, kültür farklılığı, o farklılığı, bu farklılığı devreye girecek. Yine bizi hakikatler çokluğuyla karşı karşıya getirecek. Bu da insanın doğasından kaynaklanan bir şey. Nasıl? Ergi anlatırken de görüyorsunuz. Evrim teorisi içerisinde bile aynı olduğu ilişki yer yer farklı yaklaşımlı yorumlarla ne yapıyorsunuz? Karşılaşıyorsunuz. O yüzden biz özcü değiliz. Biz değişim ve dönüşümü anlamaya, kavramaya çalışan, hakikati bulduk demeyen, hakikati bulmaya çalışan kişileriz. Ama birisi hakikati buldum diyorsa, bulduğun hakikat nedir diye sorar, onun da hakikat olmadığını gösterir bir cesaretimizde bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum.